Yunanistan'da pazar günü yapılan genel seçimlerde %30 kadar oyla ilk sırada gelen muhafazakar Yeni Demokrat Partisi lideri Antonis Samaras liderliğinde Milli Kurtuluş Hükümeti kuruldu. Koalisyon hükümeti ABV Euro yanlısı partiler YDP, sandıktan üçüncü çıkan Sosyalist, PASOK ve Demokratikler sol tarafından oluşturuldu. Samaras başkanlığındaki hükümeti PASOK ve Dimar Güvenoyu ile destekleyecek fakat hükümette bu iki partiden herhangi bir bakan bulunmayacak. Samaras 3 gün süren çetin pazarlıkların ardından dün ülkenin yeni başbakanı olarak yemin etti. 300 üyeli parlamentoda 3 partinin toplam milletvekili sayısı 179. Bu da rahat bir çoğunluk hükümeti anlamına geliyor. Yeni kabinede yer alacak isimler açıklanmazken PASOK lideri Evangelos Vanizelos, ülkeyi iflastan kurtaracak AB-IMF yardımını yeniden müzakere edecek bir ekibin belirleneceğini söyledi. <laughs> Hükümet pazarlıklarının olumlu sonuçlanması, Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkacağı ve diğer üyelerin de krize sürüklenerek küresel ekonomik çıkması derinleştireceği endişesi taşıyan uluslararası toplumu da rahatlattı. Koalisyon hükümeti AB'nin acı reçetesine karşı olan radikal sol Syriza'nın sert muhalefetiyle zorlanacak. Sandıktan ikinci parti olarak çıkan ancak Syriza'nın lideri Alexis Tsipras yeni hükümet başarısız olacak, Syriza iktidar olacak değerlendirmesinde bulundu. <laughs>